TRT Türk ekranından herkese merhabalar. Ben Salih Hüzgenç. Değerli izleyenler, Hollanda ve Belçika'daki Türk camilerinin hikayesini paylaştığımız bu güzel yolculuğumuzda şu anki durağımız Hollanda'nın Utrecht şehri ve hemen arkamda da Utrecht Ulu Camii'ni görüyorsunuz değerli izleyenlerimiz. Çift minareli ve taş tuğlayla yapılmış harika bir eser burada bizleri bekliyor. Nasıl ki ülkemizde Diyarbakır'da, Sivas'ta, Erzurum'da, Bursa'da ulu camilerimiz varsa ve bu camilerin çok güzel hikayeleri oluyorsa buradaki ulu camimizin de tabii ki güzel bir hikayesi var. Hem dış mimarisi hem iç mimarisi Türk mimarlar tarafından yapılan bu cami aynı zamanda bölgedeki önemli eserlerden biri olarak kabul ediliyor ve yakında bulunan meydana da adını vermiş. Yani Ulu Meydan olarak da buradaki meydan anılıyor. Başkent Amsterdam'a yaklaşık 40 dakikalık bir mesafede şu an bulunuyoruz. Ve şehirde 350 binlik bir nüfus olduğunu biliyoruz. Bu 350 binlik nüfusun da 20 binini Türkler oluşturuyor. Ve tabii ki Türklerin en uğrak noktalarından birisi de neresidir değerli izleyenlerimiz? Tabii ki camilerimizdir. Hem kaynaşmak hem bu samimiyetle buluşmak için birazdan Utrecht Camii'ne gideceğiz. Caminin hikayesini, cami cemaatindeki Türklerin hikayesini sizlerle paylaşacağız. Ve bunları ekranlara yansıtacağız. Değerli izleyenler, burada bir koca çınar yanımızda, Nazif amca. Kendisi 60 yıl önce buraya gelmiş. Yani aslında buraya gelen birinci nesil diyebiliriz kendisi için. Kendisini tanıyacağız. Biz biraz konuştuk ama sizlerin de tanımasını istiyoruz. Hem sizi tanıyalım, hem buraya nasıl geldiniz, ne zaman geldiniz? Bir dinleyerek başlayalım Nazif amca. Ben buraya ilk gelmem şöyle oldu. Askerden terhis oldum. Bizim Erzurum'da Aşkala'da iniyor. Aşkala'da indim. Dediler ki, Avrupa'ya içi yazıyorlar. Gittim oraya, yazıldım. Bir hafta sonra çağırdım, çıktı. Çağırdı, yırttılar evden. Göndermemek için seni. Göndermeyecekler beni. Yeni de evliyim. Kalktım ondan sonra şey ettim, bir daha gittim oraya. Dedim ki, böyle böyle dedim, benim çağırdım, niye çıkmadı dedim. Dedi, ya senin çağırdın çıktı, yolladık çağırdı. Dedi ya, Belçika'ya gitme, istiyorsan sen hemen gönderelim. Dedim, gönderin dedim. Bir sene kadar yer altında kömür madenlerinde çalıştım. Yıl kaç o zaman? Yıl 64 idi galiba. Yani tam 60 sene olmuş. 63 sene. Mutluyum. Camımız iyi. Karşıda camımız vardı. Gördün. Beş tarif ettiler sana. Eskiden oradaydık. Sonunda hocamız geldi. Süleyman hocamız. Allah razı olsun ondan. Onunla beraber işte düşüyü kalkıyoruz. İbadetimizi yapıyoruz, şey yapıyoruz. Geliyoruz buraya. Camımızdan memnunuz. Cemaatimiz da iyi. Cemaat buralar sizler sayesinde iyi. Nazif amca. Bu arada dikkat ettik değerli izleyenler. Nazif amca gibi burada yaşı böyle kemale ermiş. Hakikaten tecrübeli. Çok fazla amcamız var, büyüğümüz var. Aynı zamanda caminin bir kompleks oluşundan dolayı kadınlar için, çocuklar için, gençler için çok güzel aktiviteler burada yapılıyor. Keza Hollanda halkı için, Hollanda vatandaşları için yine çok çeşitli çalışmalar yapılıyor. Nazif amcalar da böyle bir heyet gibi, ihtiyar heyeti gibi diyebilir miyiz artık? Toplanıyorlar, çaylarını içiyorlar, muhabbetlerini ediyorlar. Buradaki arkadaşlarla daha fazla vakit geçiriyorsun herhalde eve göre. Öyle, daha vakti burada günüm geçiyor burada. Geliyorum namazımı kılıyorum, evlerini kılıyorum, çindini kılıyorum. Ondan sonra gidiyorum evde, ondan sonra televizyona bakıyorum. Hanımla dövüşüyor, bağırıyor. Öylece günümüz geçiyor işte. Burada peki aşağıda muhabbetlerinize biraz şahit oldum. Hakikaten hani baya baya Türkiye ile yaşıyorsunuz aslında. Aşağıda devamlı olarak öyle bir aşağıda. Devamlı öyle toplanıyoruz, çayımızı içeriz. Muhabbet ederiz, bu beledir, şu şöyledir derken hele günümüz geçiyor. Maşallah. Nazif amcalar, onlar yıllar önce buralara geldiler ve böyle güzel eserlerin, böyle güzel camilerin de aslında yapımlarında onların katkısı oldu. Çünkü böyle yapılar içerisinde insan olmadığı zaman hakikaten anlamlı olmuyor. Ve Nazif amcalar sağ olsun bu anlamı bizlere gösteriyorlar, şahit ediyorlar. Nazif amca, biz sana veda ediyoruz, biz buradayız. Varsa böyle bir mesajını da, selamını da buradan iletelim kameralara. Ben sizi gördüm, böyle konuşuğunuzu beğendim. Çok hoşuma gitti. Allah razı olsun. Sizden böyle bu günleri de gördük. Beni televizyona çıkarttınız. Bu günü de gördük. Sizden Cenab-ı Allah ne diyeyim size? Allah kolaylık versin size. Allah cümlemize kolaylık versin. Teşekkür ediyoruz Nazif amca.
tabii ki böyle güzel camilerin, cami oluşunun ve arka planda camilerin içlerinin güzel oluşunun önemli mimarları var. Onlardan en önemlisi de, en önemli kurumlarından biri de Hollanda'da. Tabii ki Hollanda Diyanet Vakfı ve Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu üyesi Ramazan Gül şu an yanımızda. Hem onu tanımak istiyoruz, sizi tanımak istiyoruz ve akabinde HDV'nin yani Hollanda Diyanet Vakfı'nın faaliyetlerini sormak istiyoruz. Memnuniyetle. İsmim Ramazan Gül. Bayburtluyum. Yaklaşık 42 yıldır Hollanda'da yaşıyorum. Son 2,5 yıldır da Hollanda Diyanet Vakfı Yönetim Kurulu üyesiyim bahsettiğiniz gibi. Hollanda Diyanet Vakfımız bünyesinde 148 bağlı cami, 148 camimizde 20 bin kız erkek öğrencimiz okutuluyor. Şunu sorsak bir de size, yurt dışında çok fazla cami var ve bu camilerin muhakkak bir anlamı, önemi var. Buradaki Türkler için özellikle Hollanda'daki camilerin önemi nedir size göre? Şimdi yurt dışındaki camiler sadece gelip 5 vakit namaz kılınan bir mekan değil. Bunun yanında konferans salonları, çocuk okutma derslikleri, kütüphaneler, kantinler, yani bir sosyal kültür merkezi rolünü oynuyor. Öyle bir önemi de var yani. Çok güzel. Tüm çalışmalarınızda başarılar diliyoruz. Allah'tan yardım diliyoruz sizlere. Değerli izleyenler, görüyorsunuz Hollanda Diyanet Vakfı şu an Hollanda'nın en büyük sivil toplum kuruluşlarından biri olarak çalışmalarını sürdürüyor ve buraya geldiğinizde muhakkak yolunuzu düşürmeniz gereken yerlerden biri buradaki camiler ve Hollanda Diyanet Vakfı'nın çalışmaları diyelim ve Ramazan Bey'e teşekkür edelim. Utrecht Ulu Camii İmam Hatibi Süleyman Coşkun yanımızda, Süleyman hocamızla beraberiz. Hocamızı hem tanıyalım hem de caminin hikayesini dinleyelim istiyoruz. Hocam merhabalar. Öncelikle bu güzel misafirperverliğiniz için teşekkür ederiz ve sizi tanıyarak başlamak istiyoruz. Evet, biz teşekkür ediyoruz camimizi ziyarete geldiğiniz için. 1978 Erzurum doğumluyum. Utrecht Ulu Camii 1979 yılında ilk defa küçük bir evde, iki odada kuruluyor. 3-5 yıl sonra 1915'te hamam olarak yapılan bina satın alınıp camiye çevriliyor. Yaklaşık 35 yıl orası ibadethane olarak kullanıldıktan sonra 2000'li yıllarda artık oranın da dar geldiği anlaşılıyor. Yeni bir proje ve yeni bir hayal ve hedefle bir çalışma yapılıyor. Rabbimizin de lütfi inayetiyle içinde bulunduğumuz bu güzel cami, mabet bu Türk Müslüman toplumuna çalışmalara karşılığında aslında hediye ediliyor. Şehrin göbeğinde sembol binalardan birisi. 2015 yılında resmi olarak açıldı. Hali hazırda hizmetlerine devam ediyor. Ne kadar güzel hocam. Ve aynı zamanda bölge halkından buraya ziyaretler yapıldığını görüyoruz. Bir müze statüsü galiba kazandı aynı zamanda, öyle değil mi? Zaten hali hazırda kapısı herkese açık olan camimiz artık bundan sonra daha resmi, daha düzenli ve bir şekilde bütün Hollanda toplumuna açılmış oldu. Bakanlık tarafından duyuruları, reklamı yapıldı. Biz de mutlu olduk. Camimiz zaten bu anlamda işte belki arka tarafta görüyorsunuz. Işığıyla, transparan bir haliyle bu topluma herkese açık olduğunu ilan etmişti. Bu da bizim için bir güzel gelişme oldu. Camimiz hem cami içindeki ibadet alanıyla hem cami dışındaki hizmetleriyle aslında Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam'ın Mescid-i Nebevi örneğini Avrupa'nın göbeğinde devam ettiriyor. Çok mutluyuz bu anlamda. Ne kadar güzel. Maşallah hocam. Çalışmalarınızda, buradaki vazifelerinizde başarılar diliyoruz. Son olarak bir şey sormak istiyorum. Caminin cemaati kalabalıktı. Yani vakit namazlarda da canlıydı. Ne kadar bir kapasiteye sahip ve aynı zamanda ne tür faaliyetler oluyor? Mesela buradaki gençler, çocuklar, kadınlar için neler yapılıyor? Son bir kez sizden dinlemek istiyoruz. Camimizin kapasitesi 1700 kişilik. Cuma namazlarında yaklaşık 1300-1400 kişi
oluyor. Bayram namazlarında full doluyor. Hafta sonu öğrencilerimize yönelik kurslarımız var. Yaklaşık 300 tane kayıtlı öğrencimiz var. Camimizin bünyesinde 4-6 yaş grubu sınıfımız var. Onların 80 ve üzeri şu anda sayısı. Bu bizi çok mutlu ediyor. Yani eskiden atalarımız 7'den 70'e derdiler. Biz artık 4'ten üst sınır koymuyoruz. Burada üst sınırımız yok. Amcalarımız, teyzelerimiz, ninelerimiz var. Onlar gelip mukabele dinliyorlar. Aslında cami Avrupa'da vücuttaki kalp gibi, hayat burada devam ediyor. Yarınlarda daha müreffeh, daha sağlıklı, doğru dini bilgiyle donanmış bir gençlik için camilerimizde olmazsa olmaz hizmetlerimizde. Ne kadar güzel Süleyman Hocam. Çok da güzel anlattınız. Ultra'da Ulu Cami'de Süleyman Hocam vesilesiyle bizler de sizleri buralara davet edelim. Muhakkak geldiğinizde bir selam verin, tanış olun, tanışık olun ve buralardaki selamları alın, bizlere de iletin diyelim. Utrecht Ulu Cami'nde cemaat renkli ve sadece Utrecht'te yaşayanlar değil, Hollanda'nın, Avrupa'nın farklı noktalarında yaşayan insanlar da buraya geliyorlar, vakit namazlarını kılıyorlar ve onlardan biri Burak Bey şu an yanımızdalar. Mikrofonu uzatacağız ona ve hem kendisini tanıyacağız hem de cami hakkındaki düşüncelerini paylaşmasını isteyeceğiz. Merhabalar, ben Burak Şimşek, 35 yaşındayım. Aslen Hollanda doğma büyüme buralıyım. Hollanda'nın Schiedam şehrinde kalıyorum. Karamanlıyım. Aslen Karamanlısınız. Aslen Karamanlıyım, evet. Denak'ta çalışıyoruz biz normalde. Denak'ta bugün buraya nasipmiş toplantımız vardı bu tarafta, civarda. Vakit namazını daha çok tercih ediyoruz ki bir camide kılalım diye, ona denk getirmeye çalışıyoruz. Ve burası güzel bir cami diye duyduk, gördük, yanından geçtik. Bugüne kısmetmiş ki burada namaz kıldık. Yani çok memnunuz Hollanda gibi bir yerlerde böyle müesseselerin, böyle camilerin olduğuna ve bizim gibi insanlar için böyle imkanların olduğu için çok memnunuz ve Allah razı olsun diyoruz. Her kimin emeği ve katkısı varsa biz memnunuz, Allah razı olsun diyoruz. Çok güzel. Bizler de teşekkür ediyoruz sizlere ve bunların daim ve devamlı olmasını diliyoruz. Sizin yolunuz var değil mi? Buradan ayrılacaksınız galiba. Biz sizi uğurlayalım, Burak Bey'e veda edelim ve Utrecht Ulu Cami'nde cemaatle, insanlarla konuşmaya devam edelim. Camilerin en güzel taraflarından biri, her yaştan insanın kendisine yer bulması. Çünkü buralar Allah'ın evi ve bir taraftan da camilerin cem olmak, bir olmak tarafına en güzel temas eden yerlerden biri. Ve genç bir dostumuz şu an yanımızda, cami cemaatinde. Kendisini gördük ve dedik ki bir tanışalım, bir tanış olalım. Mikrofonu hemen kendisine uzatalım. Merhabalar, sizi tanımak istiyoruz. Merhabalar, hoş geldiniz kıymetli TRT izleyiciler. Adım Erhan Helvacı, 18 yaşındayım. 2005 yılında doğdum. Hollanda'nın Lahey şehrinde doğdum. Yani şu anda bu camide küçüklükten beri büyüdüm. Yani dini eğitimlerine katıldım ve halen de katılıyorum. Sağ olsun Süleyman Coşkun hocamızdan. Ve fırsat oldukça yani okuldan sonra camiye geliyoruz, ezan okuyoruz, ilahi söylüyoruz, daha fazla söylüyoruz yani. O zaman senin böyle bir ilahi sesle alakalı ilgin, merakın var. Süleyman Hoca da gerçi biraz bahsetti böyle gençlerimiz var diye. Bizim için okur musun bir şeyler? Bir ilahi istesek senden mesela. Tabii. Subhanallah, Sultanallah, cümüm ile geldim sana. Ben eyledim hadsiz günah, cürmüm ile geldim sana. Subhanallah, Sultanallah, cümüm ile geldim sana, ben eyledim hadsiz günah, cümüm ile geldim sana. Değerli izleyenler, görüyorsunuz Utrecht'teki Ulu Cami'de gençler böyle kendilerine güzel alanlar da buluyorlar. Çünkü camiler her anlamda insanın kendisini zenginleştirdiği yerler ve Utrecht'te, Hollanda'da biz bunlara şahit oluyoruz. Erhan'ı uğurluyoruz. Utrecht Ulu Cami hemen arkamızda ve
tüm güzelliğiyle, tüm samimiyetiyle, aynı zamanda kalbimizde değerli izleyenler. Çünkü burada ülkemizin, Türkiye'mizin çok farklı yerlerinden buraya gelen, burada çalışan, hayatlarını kuran insanlarla tanıştık ve buradaki güzelliklere şahit olma imkanını bulduk. Bu aynı zamanda şunu da ortaya çıkarıyor. Bakın şu an hava biraz soğuk gibi burada zaten görünüyor. Ama biz üşümüyoruz çünkü içimizi ısıtan bu samimiyet, bu güzellikler buradan bir hatıra olarak yanımızda hayatımız boyunca bizlerle olmaya devam edecek. Ve inanıyoruz ki sizler de ekranlarınızın başında bu güzelliklere şahit olduğunuz olmaya devam edeceksiniz. Avrupa'daki Türkler burada çok fazla güzelliği paylaşarak ve burada bir arada olarak bir arada olmanın sırrını bizlerle de paylaştılar. Biz Hollanda ve Belçika'da camilerin hikayesini, Türklerin olduğu yerdeki tüm o bereketi, tüm o samimiyeti paylaşmaya, ekranlara yansıtmaya devam ediyoruz. Şimdilik buradan ayrılıyoruz ama yeni bölümlerde tekrar görüşmek üzere diyoruz. Hoşçakalın. Thank you.